Selamün aleyküm sevgili takipçilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, bahçemize, hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, ben şöyle büyük büyük iki tane kerti yaptım buraya. Şöyle aşağıda görüyorsunuz, oradaki yoğurt kovasının yanına kadar daha bir kerti yaptım. Buraları fasulye ekeceğim, beyaz fasulye. Aslında burasını kabak ekeceğim ama kabak tohumum hem çok değil hem de fasulye ekeyim İyi olsun dedim. En azından kış katığımız olur. Fasulyeyi hani şöyle onu da ayıtladım, temizledim, geldim böyle. Evde ayıtladım. Ondan sonra acaba şöyle görüyorsunuz her yerimizde ot. Otlar ne zaman bitecek? Çok merak ediyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle başlayalım. Şöyle. Aralarına keser girecek kadar yer açıyorum ama her yerde taş, hala taş çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ayıtladıkça bunları da şuraya attım. Şöyle bir tane buraya, bir tane, bir tane, böyle birer tane ekeceğim. Sık olsun, biraz seyreltirim sonra. Şuna iki tane düştü, bir tane alayım. Şöyle hafiften üstlerini kapatacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle ekeceğim. Bakın. Sanki şey bulur gibi taş buluyorum vallahi içinden. Allah Allah. Kazdıkça taş çıkıyor. En azından fasulyeye kış katığı yaparak hani kuru fasulye yenmeyecek bir şey değil. En faydalı besin biliyorsunuz ki. Şöyle inşallah üstüne yağmur yağar. Yağmur yağmazsa yağmurlamaya da sulama yapacağım buna ben. Bugün hava bayağı bir ezgini de gündüz burada kerti yaptım. Kerti yapar hana sırtımı ıslattı benim, yağdı biraz. Eve gittim üstümü değiştirdim. İnşallah yine yağar. Rabbim hayırlı yağmurlar verir inşallah. Songül bacımgilin bahçesini, yani onların o taraftaki mevkileri hep şeyi tolu vurmuş dün. Rabbim delisinden tolusundan esirgesin diye buna diller. Hani o tarafın yazık çep stil yaptılardı, stillerini filan kırmış. Tabii ki verende o alanda olur, hiçbir şey yapamazdık ama dediğim gibi Rabbime bol bol dua etmemiz lazım. Şöyle ikişer üçer şey yapayım. Bak yine taş. Sık çıksın da seyretmesi kolay. Aslında diyemedim de hani şey yapsak billesem de saçsam o da olurdu ama öyle de zor olur. Bir de kertilerim çok büyük, hangi birini billeyeceğim? Böyle birer birer ekim artık. Dün de salatalık ektim, kornişon salatalığı, normal salatalık. Buramızı bir ekeyim. Tekrardan görüşürüm. Şunları koruyalım. Hele gömecileri. Ne? Yapraklarımız gibi olmuş öyle gömeciler. Böyle böyle olmuş yaprak gibi aynı. Daha yaprağı gibi. Sarılır biliyor musun? Nasıl sarılır? Yaprağı sarılır onun da yenir. Oh. Çok şifalı o. Sar. Vallahi yeni gördüm ben. Görmedim ki o tarafa, hiç bakmaya ayırdım. Bahçeden söktüklerini mi? Yok lan. Kendileri büyümüş orada. Yok yok. Bu aralarından söküyordun ya. Ha he he, onların büyümüş hali bu. Bu nasıl, bu da büyüyor. Nasıl büyümüş bu
böyle bir komedi görmedim bu yaşıma kadar. Neyse, tahlamız ekmeye devam ediyor sevgili takipçilerimiz biz. Bir kertisini baban geliyor. Gelsin baba, hasta yaz bu da. Şu ikinci kertimizde yarıyı geçtik. Şu az bir şey kaldı. Gidiyor baba, dedem, diyorum ne diyeceğimi de şaşırdım. Ömer. Gidiyor babam ya, çocuk gezdiriyor değil mi ama soğukta. Meğer sesine hiç kalmamış, gitmişmiş babama, hastalanmış. Annem de hastaymış. Anneanneme geçti, anneannemden geçti. Akşamlar yoklamaya gidecek, Allah nasip ederse. Sıramızı bitirelim. Bakalım nasıl ektiğimizde tamam bir göster. Çok sık ekiyorum, sık ektiğime bakmayın. Bunu çakalakan tekrardan seyredeceğim, yani. Şöyle annem çur kazıyor. Ben de içine baklatıp kapatıyorum. Şu karşıyı ektik. Şurayı. Buradayız şimdi. Çıkıyor. Bakalım buranın hemen otlanacağı çıktırıyor. Bunlar yok ettik ama az bir suyla yağmurla yine tutar bunlar. Şöyle çukurlarını önceden kazıp gidiyorum ben. Kaan da içlerine şeylerine atıyor. Fasulyelerini birer ikişer. Verir mi pahalı? Sık oluyor diyeceksiniz de. Olsun, sıklığı önemli değil. Ben bunu çapa yaparken nasıl yireldirim? Yeter ki yüzüne vursun çıksın. Çeyrek olmasın da sık olsun varsın. Kaan'ın da uykusu gelmiş. Sabahından erken kalktı okulun için bugün. Baklavanı getir de at bile. Video? Yemin ediyorum. Üstüne elime bir alacağım. Çekil, gel şu tarafa. Bu ayrı kapları, bu ayrı kapı bahçeye bir düştü mü daha ırı dolmuyor. Vallahi bahçe işleri başladı, çok zor. Allah yardımcımız olsun, bahçenin işi inanın çok zor. Öğlenden belli bu taraftayız, bahçedeyik. Bunu şöyle düşür oğlum, şuralarına düşür. Düz de sen beni atayım. Kapat sen. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, bizler de hala bahçede debeleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu nerenin otu? Buraya. Ben az bir nohut vardı. Evde nohut saçtıydım. Çocuklar nohut istiyordu. Ta orucun başında saçtıydım. Nohutlarım çıktı. Çıkmadı değil ama böyle de ot bastı nohudumu. Ben de dur sütüledi, dur kertiydi, dur karığıydı derken elim bir türlü değmedi buraya. Bayağı bir otlandı. Bu arada şunlar hep bunlar yine nottan, sirke notu dediğimiz ottan. Hem has sirken var. Mesela şunlar has sirken değil. Bak belli zaten. Şunlar has sirken. Hani iki türlü sirkem var burada. Şöyle nohutumuz da böyle. Gördüğünüz gibi nohut da çıktı. Buranın otunu alıyorum ben yağmur yaş yağmadan. Burayı bitireyim dedim. Kabağım ekileceydi. Aslında kabak ekeceydim bugün bir kerti. Ama buranın otu daha iftat geldi. Kabağı dedim hani yağmur yağsa bile yağmurun altında yine ekerim bir kerti kabak dedim. Ondan sonra koşarak buraya ota giriştim. Kahvaltımı yaptım. Kaan sabahından okula gitti erkenden. Ben de biraz yattım. Biraz üşütmüştüm herhalde. Boğazım falan ağrıyor. Burun ağrım da var. Bakalım hayırlısı. Dün akşam 8.30'a kadar bahçede çalıştım. Bu videoda zaten dünkü videonun devamı olacak. Çünkü dün çekecek bir şey de bulamadım pek bir. Bir de hani çok bahçede uğraştım. Bahçenin işi hiç bitmedi. Şöyle testlerimiz de bütün bütün kalmış. Bunları da geri atıyorum bu tarafa. Yağmurdan, yaştan dağılmamış. Seneye Allah nasip ederse içine her tarafına yazacağım. Zaten bu son tersimiz kaldı. Başka da biliyorsunuz ki hani koyunumuz kuzumuz yok. Artık ne olursa bu terste şöyle otları böyle kokundan almaya çalışıyorum. Ama nadir kokundan da alsam yok. Çok ot var. Çok.
Bizim bu bahçenin otu böyle her zaman beni o sandırmıştır. Bu sene ot ilacı attım, fayda eder mi ki diye acaba bu kadar ota. Hiç fayda etmedi. Hani paramız da boşuna gitmiş oldu, ot ilacının parası. İnanın hiç fayda etmiyor. Ben hiç önermiyorum artık. Ne alın ne de atın bu ot ilacını. Şöyle aralarında nohutların küçükleri de var, yeni çıkmışları. Onlara da şöyle dikkat ederekten yoluyum. Nohudum kuru da kaldı herhalde benim arkadaşlar. Çünkü buraya bayağı bir kutuya yakın nohut saçtıydım. Kutu dirken yani yoğurt kuvasının yarısında filandı. Çok da değildi öyle aşırı da. Yeri büyüğü daha ben dedim siyrek cazı olsun. Çoluk çocuk çitlesin kuru çiğsini, yeşilini dedim. Emoş ne isteyiyordu? Yeşilini seviyor o. Geçen sene de pazardan ne almışlar yazık, çitlemişler. Severmiş onu. Ben de dedim hani çoluk çocuk yesin, gelip gittikçe bol bol dedim. Kocaman yere saçtıydım. Bilmiyorum ya kuru da kaldı nohudum. Ya da yerine az geldi, bilemedim ne olduğunu. Şöyle aldığımı bura biriktiriyorum yanıma. Dediğim gibi arasında yeni çıkanlar da var. Onlara da dikkat ediyorum. Hani burayı çapalayacağım ama çapalamadan önce bu kaba otlarını alın, büyük otlarını. Hem içinin nohutlarını iyi seçmiş olurum. Hem de daha çabuk çapasını yapmış olurum. O yüzden şöyle biraz otunu alın bakalım ne kadar bitirebileceğim. Yağmur da geldim geliyorum diyor. Üstümüzde yağmur da şu anda az önce bir atıştırdı. Gir geçti ama hayırlısı Allah'tan. İnşallah Rabbim hayırlı yağmurlar nasip eder. Derisinden, tolusundan esirgesin Rabbim. Cümlemizin şeylerini, ekilmiş mahsullerini. Şöyle. Eldivenlerimi de giydim. Eldivensiz elime hep diken batıyor. Dün bir elimde eldiven vardı. Birinde yoğdu. Elimin biri yumuşacık olmuş. Birisi ağaç gibiydi. Şöyle bir yandan da nohut var mı diye araştırıyorum. Yok burada da. Yağmurun da yeri de geldi. Soğuğu da geldi. Az önce çok baskın bir sıcak vardı. Herhalde yağmur sıcağıydı. Ama şimdi yağmadan biraz alım, ne kadar alabilirsem bakalım hayırlısı. Videomuzun devamında tekrardan görüşürük sevgili takipçilerimiz. Az daha bitirim şurayı. Şu otları şöyle bayağı bir var. Biber kertimizin yanına kadar burası otlu. Şöyle yağmura kadar ne kadar alabilirsem bir bakayım bir. Çabucak almaya çalışacağım inşallah. Tekrardan merhabalar. Hayırlı akşamlarınız olsun sevgili takipçilerimiz. Orta biraz bulanık olduğu için telefonumda tabii ki haliyle bulanık çekiyor. Bahçeden yeni çıktım. Elimi yüzümü yıkadım. Ayaklarımı yıkadım. Annemgile doğru gidiyor Kaan'la birlikte. Annemgilin evi yakın. Yanında ben olduğum sürece Kaan da motoru kullanabiliyor. Yani evimizde yakın olduğu için bir adım yer. Çok uzak değil yani. Cansugül'den falan çok yakın. Şimdi oraya gidecek. Annemle babam hastalarmış yazık. Ara hastalığına yakalanmışlar. İkisi de yatıyorlarmış. Bir gidelim yoklayalım. Ne yaptılar? Ne ördüler? Evvelkisi gün babam buradaydı ama sesimesi gitmişim. Size de söylediydim zaten videomda. Ayağına ne düşürün oğlum o sacı? Ah. Tamam motoru sanacaktı. Üstünü başını sarıyor, sarmalıyor. Babası gidelim daha hiç binmedik. Yeni binecek işte. Yolda kalmayalım aç da. Evimiz barımız temizledik ta sabah tavında. Şimdi zaten akşam biliyorsunuz ki. Şöyle kapılarımızı açalım. Evimizi kilitledik. Ne? Kaan çıksın, tekrardan kapılarımızı örtün. Şöyle dış lambamızı da yaktım. Biz gelene kadar orta karanlık. Saat 9-9.30 gibi gelirik. Şu anda saat 7.30-8'e geliyor. Vakitlice gidelim, vakitlice gelelim. Şöyle tutalım. Kapımız çaplanmış tam olarak da. Örttüm herhalde. Örtüldü, örtüldü. Yavaş bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum ben, nasıl bir gaz veriyor. Ne ısınacak? Kar mı yağıyor yavrum? Çalıştırmıyor ya. Ha, gerçi. Hayvan buz oldu. Çalıştırmıyor biraz oldu. Aynen. Bugün baban gelip yarın bir hafta olacak. Hadi yavaş yavaş gidelim. Usul usul anneciğim. Sese basmışsın. Kaan'ım maşallah kullanıyor.
18 yaşına girdi mi hemen ehliyetine başvuracak inşallah. Babası öğretti, Allah razı olsun. Böyle bak, o gittiği zaman ben kalacağımmış. Bir yere gidemeyeceğim çarşıya, pazara. Hani zaten uzak bir yere gitmezdik. Sadece bir pazarımıza. Bir de böyle annem bile, Cansu bile başka bir yere gitmiyor. Sen de buradakine? Tabii ki buradakine. Gülağaç'takine asla salmam seni. Ben de gittim. Aynen. Ben niye gidelim? Yok oğlum, orası ilçe. Kalabalık olur, oradan korkarım. Ne olur ne olmaz. Buralar koy ha. Koy yürü, yavaş yavaş gidip geliyor buraya. Sağına soluna iyi bak. Solun sağından git. Tabi buralarda trafik yok. Hiçbir şey yok da yolun sağından git. Gidiş her zaman için sağ olur. Ama burada gidiş sağ oldu mu? Kalsın çok kalın. Kalsın. Buralarda bir şey yok. Vesayet yok canım. Araba maraba gelmez burada da. Burası koy yerine kadar olsa burada bir şey yok. Aman kan köpekler var. Evet sevgili takipçilerimiz, biz evimize şimdi geldik. Yeni. Ve acıktık. Hemen bir koşarak spagetti suyu koydum. Şöyle saat 10'da kalktık oradan. 13 çeyrek geçiyor. Çeyrek mi geçiyor? He. Yavaş yavaş anca geldik. Tam onu da oradan kalktığımız değil mi? Çektim oraya, yanınıza vardım. Enes, o dizlerini ne? Pantolonu çıkardı, onu makineye battım. Dizlerin batmış. Çaldım. Kaan'ım bugün yine bana yarı yardım etti. Yine fasulye ektik Kaan'ımın bir şey daha. Ayakkabını ayarla, o pantolonu da çiğit. Makinenin önüne yarım makineye attım. Bugün yine Kaan'la birlikte fasulye ektik, ot yolduk bahçede. Nohudun otunu yolduğum, daha sonra boş kertimiz vardı, orayı yolduğum. Vallahi bugün saat 7.30'du bahçeden çıktığımız. İşte onda annem bile gidecek deyirken şey ettim. Annem bile de gittim, çok şükür annem ayağa kalkmış, annem evde yokmuş. Babam biraz rahatsız, babam da yatıyormuş, onu da hiç rahatsız etmedik. Zaten ışıklar da kapalıydı. Ben sadece de kimse yok diye. He, ben ne bileyim, hani ilkenden yatmayacaklarını biliyorum da hastalarsa uyuyorlardır diye düşündüm. O da annem çocuklarla birlikte halamın oraya gitmiş, yine halamın oraya. Babam da yatıyormuş, onun rahatsızlığı daha geçmemiş, iyiymiş de yine de yani varmış daha. Kaan'a dedim hadi halam gidin oraya gidelim, annenle ilgili yatıyorlar dedim, buna rahatsız etmeyelim adamları dedim. Çünkü ışıkları kapalı, kapıda sürgülü, hiç rahatsız etmedik. Oradan halamın oraya geçtik, halamın orada varmış annem de. Hayır, orada oturduk. Halam yazık mısır patlattı. Çay demledi geldi. Zahmet etmedikçe durmadı. Çocukların gürültüsünden de hiçbir şey çekmedim vallahi. Orada Ömer'le Yusuf varlardı. Onlar ikisi durmadılar biraz. İki çocuk bir araya gelince durmaz diller ya. Hani öyle şiddiler. Onlar durmayınca da. Yusuf da Ömer'le durmadı. Ömer varıyor ona vuruyor. Yusuf ona vuruyor. Derken bir bağırış kopuyor. Susturuyorlar. Bir ikisi de bir kenara oturuyor. Ömer geri kalkıyor. Hiç durmuyor. Bu arada bahsettiklerim kardeşimin çocukları bunlar, Yusuf'la Ömer. Aynı benim torunların isimlerinden ikisi de. Biri Yusuf, biri Ömer. Ama bunlar da kardeşimin, en küçük kardeşimin oğulları. Zaten 3 oğlu var. İkisi Yusuf'la Ömer, birisi de Hamza. Hamza'nın ismi değişik bizimkilerden. Aynı isim gibi oldular yani. Şimdi spagetti yapacağım. Biraz sonra videomuzun devamında tekrardan görüşürük sevgili takipçilerim.